burada. Osmanlı tren istasyonu. İkinci Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin ümmete hediyesi ama bugün mahzun bir şekilde ümmetin duasını ve tekrar çalışmayı bekleyen bir istasyon. Buraya ecdat yaklaşık 1 kilometre, Mescid-i Nebevi ile buranın arası 1 kilometre. Efendimiz'e saygısından, hürmetinden buraya kadar bitirmiş ve buradan sonra yani Efendimiz'e selam vererek abdestlerini alırlar, dinlenirler. Rahat ve huzurlu bir şekilde Efendimiz'in huzuruna çıkarlar. Bizim gibi böyle paldır küldür tabiri caizse hemen Efendimiz'in huzuruna gelmezlerdi. Edeple, hatta o söylemiştim, Nabi'nin bir şiiri var. Nabi, ecdadımız yine buraya zaman zaman ne yapardı? Ekip gönderirdi. Kendileri gelemezlerdi devletin başında. Ama onlar inanıyoruz ki manen hep buralardaydı. Buraya bir ekip gelir. Bir Osmanlı padişahı farkında olmayarak ayağını kıbleye uzatır ve yatar. Nabi bunu görünce hemen şöyle içinden şöyle bir sözler söyler, şiir gibi. Sakın terki edepten, huyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahi Muhammed Mustafa'dır bu. Diyor ki yatan, oradaki yatan vatandaşa, padişaha, kimse, görevliye. Bak öyle bir yere geldin ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundasın. Nasıl olur da ayağını uzatarak yatarsın diye bir ihtar babını ona şiir okur. Paşa bu şiiri duyar durmaz kendine gelir, ayaklanır. Bu şiiri ben senden, benden başka duyan oldu mu der, duymadı efendim der. Yani onların, ecdadın 650 sene, 800 sene, 1000 sene İslam'ı yeryüzüne hakim kılmalarının ebedi yegane sebebi İslam'a sahip olmaları, sahip çıkmaları ve Kur'an'la hayatlarını idame etmeleri. Bizler öyle insanların, atalarımızın, cetlerin torunlarıyız ki odasında Kur'an olduğu halde yatmayan Osman Gazi Hazretleri'nin neyiz? Torunlarıyız. Odasında Kur'an olduğu halde yatmıyor, sabaha kadar bekliyor.